Şu kadar kısım yukarıya koptuğu zaman katlar. Yani burada kısa vadeli al satçılar devreye girer. Alır satar. Forex piyasasında bu gene de iyi puan. Hı hı. Yani nereden baksan yukarıya 6 seviyesinden 6.20'ye 20 kuruş gidiyor. Doğru. Burada iyi para döner yani. E fikir olarak da baktığın zaman buradaki tepe, buraya. Geldi kardeş. Burası 6.20. Esas bizim çanak burada. Yani destek burada artık. Bu destek nedir? 5.85 eski geçilen tepe. Buraya baktık. Burası 1, 2. İkili dip gibi oldu şurayı gösterdik. 0 70 fark. 5.85'te 5.15 arası. Ve buraya koyarsan 70 kuruşu yukarıya. 07 burası 6.50 6.55'i gösterir. Bizim derdimiz bu 6.50, 55'e mümkün mertebe geç gitmek. Mümkün mertebe burayı biraz uzatmak ki yani dolar ekonomiyi iyice hırpalamasın yani. Ama göründüğü kadarıyla şu anda yani seçim seçimin tekrarı falan filan burası geldi. Şimdi artık iş 6.20 ile geçilen, en son geçilen 6 ve hatta altında 5.85 baş var. Burası destek. Yukarı tarafta, yukarı tarafta bu çanak yani 6.55 şöyle yapalım. Ondan sonra 6.85 falan var şuralarda. Sonra da meşhum 7, 22 var. Yani biz böyle biraz daha burayı, hani sene sonuna doğru uzatabilecek şekilde burayı kontrol altına tutabilirsek ekonomide en azından biraz toparlanma süreci yaşanır. Ha, öteki türlü bu yavaş yavaş yani böyle 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 böyle, böyle yukarıya doğru yani gitmesin inşallah. Bu da zaten borsada o dediğiniz kötü senaryoyu yapar değil mi? E, tabii, tabii bu kötü senaryo. Bu, bunun hatta. böyle tırmanışı da 87 evet. bine doğru aşağı doğru iyice İnşallah salar kendisi. İnşallah böyle karşı aşmayız hocam. Bu yani bizim temennimiz o. Ama yani görüntü bu. Yeter Hı. ki burası tekrar sağa doğru. Evet. Böyle bir daha gelsin, melsin falan filan biraz uzatsın yani. Bu en sonunda buraya gidecek. Yani gidecek de çünkü enflasyon dolayısıyla gidecek. Enflasyon önünü geçemediğiniz sürece Burası eninde sonunda oralara doğru tırmanacak. Hı hı. Ha, burada bir tekrar kulp gibi bir şeyler falan yaparsa, hani şöyle, böyle, e iş o zaman biraz daha yani e, güçleniyor gibi olur. Acele bunu böyle aşağı doğru yataya sardırmak lazım ekonomideki tedbirlerle. Yoksa tekrar yukarıya doğru yavaş yavaş olsa tırmanır. Hocam bir 10 saniye bir şey söyleyip <laughs> başka grafiğe geçeceğim. Bu tablo aslında bizim enflasyonumuzu da gitgide iyice yükseltiyor. Yani dolara bağımlıyız. Maliyetlerimiz artıyor değil mi? Petrol bir yandan yüksek, bir taraftan dolar yükseliyor. Yani enflasyon <laughs> canavar. Tabii bizim pardon, evimizde olmaya devam edecek gibi duruyor. Doğru. Ee, bir yandan öyle tabii evet. de ama işte yani dışarıya bağımlı olarak bir ekonomi oluşursa bundan da pek fazla evet. kaçışımız yok.